Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte nefis bir Alman poğaçası hazırlıyoruz. Alman poğaçasının ilk önce hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum. 2 su bardağı ılık sütün üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı yani 100 gram oda ısısında tereyağı ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya ilave ediyorum. Ve elim ile karıştırarak yoğurma işlemine geçiyorum. İlk önce yağı parçalıyorum ve mayanın çözülmesini sağlıyorum. Yağ parçalandı ve maya çözüldü. Şimdi bir miktar un ekliyorum ve unun üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzu bütün mayalı tariflerde olduğu gibi direkt eklemiyorum. Maya ile buluşmaması için un ile birlikte ilave ediyorum ki mayanın aktifleşmesini geciktirmesin ve kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Azar azar un ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapıyoruz toplamda 5 su bardağı un kullandım bu tarifimizde bardak ölçüsü olarak da 200 milimlik klasik su bardağı ölçüsü kullanıyorum elinize yapışmayan güzel toparlanan bir hamur olduğunda tamam mı demektir Unun kalitesine göre miktarda ufak tefek değişiklikler olabilir Gördüğünüz gibi hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süreci oda ısısına göre değişiklik gösterebilir. Ve artık hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Bakın harika görünüyor. Şimdi mayalanan hamuru tekrar bir yoğuruyorum ve havasını alıyorum. Havasını alıp yoğurduktan sonra tezgaha çıkartıyorum ve tezgahta toparlıyorum. Toparladıktan sonra hamuru ilk önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra da her parçayı dörde bölüp toplamda 8 adet beze hazırlıyorum. Bezeleri hazırladım gördüğünüz gibi 8 adet beze hazır. Şimdi bezeleri kenara alıyorum ve bir tanesini alıp elim ile bastırarak ince atıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üzerine tereyağı sürüyorum. Oda ısısında 100 gram tereyağı bütün bezeler için yeterli gelecektir. Üzerine ikinci açmış olduğum bezeyi yerleştiriyorum ve tekrar tereyağı sürüyorum. Bütün bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız gerekiyor ve ikinciyi yağladıktan sonra üzerine ufalanmış beyaz peynir koyuyorum beyaz peynir veya lor peyniri kullanabilirsiniz bakın yine aynı şekilde tatlı tabağında tatlı tabağı büyüklüğünde açmış olduğum bezeyi üzerine yerleştirdim tekrar tereyağı sürüyorum tereyağını sürdükten sonra şimdi buraya peynir koymadan sade bir şekilde hemen bir tane daha açıp koyuyorum. Bir katına peynir yerleştiriyoruz, bir katına yerleştirmiyoruz. Fakat her katına mutlaka oda ısısındaki tereyağımızdan sürüyoruz. Tekrar bakın gördüğünüz gibi peynirden koyuyorum. İstediğiniz peyniri bu katlarda kullanabilirsiniz. 8 adet bezeyi bu şekilde üst üste koyarak tamamlıyorum. Bir kat peynirli, bir kat sade yağlı olacak şekilde ve 7. kat bezeyi de tereyağı ile yağladıktan sonra üzerine 8. bezeyi yerleştiriyorum ve bütün bezeleri üst üste yerleştirdim. Şimdi bastırıyorum. Bu şekilde isterseniz eliniz ile bastırarak arz ederseniz de merdane ile açarak inceltebilirsiniz. Çok incecik yapmıyoruz. Buna da özen gösterelim lütfen. İnceltirken de kare veya dikdörtgen olmasına özen gösterelim ki kenardan çıkan parçalarda düzgün bir şekilde olsun. İncelttikten sonra artık Şimdi dilimlere kesiyorum. Kare olacak şekilde dilimliyorum. Alman poğaçasını kare olacak şekilde dilimlere kestim ve şimdi artık fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bütün poğaçaları fırın tepsisine yerleştirdim. Tepsiye yerleştirdikten sonra üzeri için olan malzemeleri hazırlıyorum. Üzeri için ilk önce bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı yoğurt ve bir yemek kaşığı sıvı yağ kullanıyorum. Bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bakın her bir poğaçanın üzerine bolca karışımdan sürüyorum. Vaktiniz var ise üzerine yumurta sarısı olan karışımı sürdükten sonra tepsi mayası yapabilirsiniz. 15-20 dakika daha güzel sonuç alacaksınızdır. Yumurta sarısını da sürdükten sonra susam serpiyorum. Susamını serptikten sonra önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar poğaçaları pişiriyorum. Artık poğaçalar fırına gitmeye hazır. Evet poğaçalarımız fırından çıktı. Bakın nar gibi kızardı. Güzel kabardılar. Artık afiyetle yemeye hazır. Bakın kat kat, içi peynirli enfes bir poğaça oldu. Mutlaka denemenizi öneririm bu güzel lezzeti. Sıcak sıcak afiyetle yiyebileceğiniz kahvaltılarınıza, çay saatlerinize çok yakışacak nefis bir tarif. Hem pratik hem lezzetli. Şöyle bakın, çok sıcak olduğu için bölmesi biraz zor oluyor fakat size katlarını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi katları tel tel ayrılan içi peynirli her katı tereyağlı enfes bir Alman poğaçası hazırladık bugün sizler ile birlikte. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın.